Evet arkadaşlar şimdi merceklerde aydınlanma konusunu işleyeceğiz. Eğer ince kenarlı bir merceğimiz varsa bu ince kenarlı merceklerde odaktan gelen bir ışın asal eksene paralel olarak kırıldığını söyleyebiliyoruz. Ve paralel gelen ışınlarda aydınlanmada arkadaşlar bizim için uzaklığın hiçbir önemi yoktur. O zaman ne diyebilirim? X noktasındaki aydınlanma şiddeti için e x eşittir diyeceğim. I bölü uzaklık bizim için önemli değildi. Direkt odağın karesidir diyebiliyoruz. Yani I bölü f kare olarak alabiliyorum. Peki şimdi Y noktasındaki aydınlanmayı bulurken o zaman ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar buradaki ışık kaynağının görüntüsünün yerini bulmam gerekiyor. Işık kaynağının görüntüsünün yeri içinde odaktan gelen bir ışın ne oluyordu? Kalın kenarlı bir mercekte uzantısı F bölü 2'den gidecek bir şekilde kırılıyordu. Yani artık buradaki kaynağın görüntüsü bu noktadadır diyebiliyoruz. Şuradaki mesafede ne kadardır? F bölü 2 kadardır dedik. E peki ışık şiddeti boydaki değişimin karesiyle orantılıydı. Peki onu biz nasıl yazabiliyorduk? Diyorduk ki H cisim bölü H görüntünün karesi direkt ne olacak? I bölü I üssüdür diyebiliyorum. E o zaman buradan da artık I üssü dediğimiz değer için I bölü 4 kadarlık bir değerdedir diyebiliyorum. Çünkü cismin boyu burada yarıya düşecek. E buradaki cismin boyu yarıya düşüyorsa ışık şiddetinin miktarı da I bölü 4 kadarlık bir değer alacaktır diyebiliyoruz buradaki ışık şiddetinin miktarı I bölü 4. E peki arkadaşlar artık Y noktasının aydınlanmasını yazarken. E, y eşittir diyorum. I bölü 4 bölü uzaklığımız artık ne kadardır? 3F bölü 2 kadar. Karesini aldığın zaman 9F kare bölü 4'tür diyoruz. E buradan 4'ler birbirini götürecek. I bölü 9F karelik bir değerin oluştuğunu söyleyebiliriz. Asal eksenlere eşit bölmeli ve F kadardır denilmiş. K ve L noktalarındaki aydınlanma şiddetlerinin oranı bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada kalın kenarlı bir merceğimiz var. Ve bu kalın kenarlı mercekte F'teki bir cismin görüntüsü F bölü 2'de oluşuyordu. Ve boyu yarıya düştüğü için ışık şiddetinin de 4'te 1 oranında azaldığını söyleyebilirim. Yani I bölü 4 oluşturduk artık. E peki K noktasındaki aydınlanmayı yazabiliriz artık. EK eşittir diyorum. Artık ne olacaktır arkadaşlar burası için? I bölü 4 bölü diyoruz. Artık uzaklığımız ne kadar? 5F bölü 2 kadardır diyebiliyorum. Yani 25F kare bölü 4'tür dedik. Sonra arkadaşlar L noktasındaki aydınlanmayı yazarken odaktan gelen ışınlar asal eksene paralel gidiyordu ve bizim için uzaklığın hiçbir önemi yoktu. O zaman direkt I bölü F kare olarak yazabiliyorduk. E yukarıyı sadeleştirdiğimiz zaman I bölü 25F kare bölü i bölü f karedir diyoruz. I bölü f kareler birbirini götürecek. Oran değerimizin 1 bölü 25'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz.